Şu anda bütün birimleriyle, bütün elemanlarıyla günümüze ulaşabilmiş güzel bir mezar. Hatta kapıları bile işte az önce denedik, sağlam çalışıyor. Hatta o kadar güzel bir Mekanizm. mekanizma ve aksı oluşturmuşlar ki parmağınızda bile o 3-4 ton ağırlığındaki taş kapıyı açıp kapayabiliyorsunuz. İşte bu tür yapılar neden İznik UNESCO Dünya Kültür Mirası'na dahil edilmelidir sorusunun en güzel yanıtlarından birisi. Belki tesadüfen vardır yani ama bugüne kadar gezmiş olduğum nekropollerde, mezarlarda özellikle kapısı bu şekilde sağlam, hala kullanılabilen bir mezar ben hatırlamıyorum. Çift kapılı. Çift kapılı, çift kapısı da sağlam, çift kapısı da menteşe üzerinde, çift kapısı da açılıp kapanıyor. Yani bu yönüyle gerçekten eşsiz bir örnek. Hayır, Yakınlarında burada birkaç üç, kişi, burası aile kişilik orada. mezarı, üç tane Kline ismini verdiğimiz yatak ve yastıkları var. Bu yatak tabii taştan yapmışlar. Bu taş yatak ve yastıkların üzerine cesetler uzatılıp işte kapılar kilitleniyor. Hatta kilit mekanizmalarının yerleri de hala kapılar üzerinde bronzdan yapıldığı için korunmuş durumda. Tekrar kapının kilidini açıyorlar. İşte yeni mensubu odaya yatırıyorlar. Hatta bunlar sürekli arz eden mezarlar. Kapıların çalışması bunu gösteriyor. Yani 5-6 nesil, hatta belki daha fazla burada gömü oluyor. Daha önce gömülenler çürüyen et, yani kemikleri bir kenara süpürülüp, ki onlara biz Botros ismini veriyoruz, yani kutsal çöplük. Kemikleri yani alıp dışarı atmıyorlar, bir kenara süpürüyorlar ve yeni mensup mezara defnediliyor. Bu şekilde çok uzun süreli kullanılan mezarlar. Hatta mezarlara aile dışında kişiler gömülmesin diye, bunu biz yazıtlardan biliyoruz, yasal düzenlemeler yapılıyor antik çağda. Önemli oranda cezaları da var. Yani tespit edilirse yabancı birisinin defnedildi, çok ağır para cezalarıyla işte onun mirasçıları cezalandırılıyor. Onun şu yastık ödülleri, işte cesetler orada mesela güney doğrusunda, doğu batı doğrusunda uzatılıyor. Yani bizde olduğu gibi belli bir yöne dikkat edilmemiş. Yine yatak bölümünün işte ayakları gördüğünüz, tornalanmış işte ahşap mobilya ayaklarına benzetilmiş. Bu da az önce Botros ismini vermiştim. O kutsal kemiklerin doldurulduğu kutsal bölüm. Kemikler şu alana doldurulup, süpürülüp yeni gelen ceset işte tekrar yerine yerleştirilmiş. Cesetler konuyor. Bu dışarıdaki koridorda Dromos ismi verilen bölüm. Dromos'tan geliniyor ve cesetlerin konulduğu ana odaya gelinmiş oluyor. Bronzdan iman edildikleri için günümüze kadar sağlam kalabilmişler. Kilit deliği bakın burada. Anahtar mekanizması dışarıdan uzatılarak şuradaki sürgü çekilip mezar odasının kapısı açılmış ve bu bile günümüze kadar sağlam kalabilmiş. Diyorsunuz vallahi.